Merhaba arkadaşlar. Biz bugün yine hastanedeyiz. Bahar'la birlikte dedim anneciğim. Arkadaşlar Bahar'dan kan aldılar. Burnundan hortum saldılar. Bahar biraz çünkü 2 gündür kötüydü. Bugün bayağı kötü oldu. Sabah çok kusunca hastaneye gelmek zorunda kaldık. Böyle damar yolu açtılar. Birazdan da serum verecekler kızıma. Bu arası. Evet anneciğim. Hayır anneciğim, o deneme amaçlı. Arkadaşlar şuradan da baktılar ama oradan gitmedi. Arkadaşlar biz tam konuşuyorduk. Az önce hemşireler geldi Bahar'a. Serumunu taktılar arkadaşlar. Nabzını kontrol etmek için bunu taktılar. Az önce bu yoktu. Evet arkadaşlar serumu bağladılar. Ama benim anlamadığım bir şey var. Bahar bu sefer baksana bu kahverengi. Neden kahverengi acaba? Kahverengi değil turuncu. Koyu kahverengi işte anneciğim. Çok hastalandın. Acaba ondan mı böyle oldu? Bakayım ateşin var mı? Arkadaşlar Bahar kusunca bir de böyle yüzünün etrafında benek benek şeyler oluştu. Dön bakayım. İki kez daha olmuştu. O zaman daha çok olmuştu. Bu sefer biraz daha az oluştu. Bahar'cığım bir de hemşire abla dedi ki buradan burayı sürekli kontrol edin dedi. Damarın şişerse çünkü haber vereceğiz. Yani damar şişmesi ne demek? Yani ilacın buradan gitmiyor demek. Damarın tıkanmaması lazım. Yani gitmezsen iyileşemezsin. O yüzden başka damar yolu açmak zorunda da kalabilirler. Ben aldım, burası evet. Olmaz dedi, elimden aldım. Ben de içinden ilk başta korkmuştum. Annem de dedi ki burada yapar mısınız dedi ablaya. Sonra da abla da burada yaptı, buradan olmaz evet, dedi. Oradan damar yolu olmadı sonra arkadaşlar. Sonra burada yaptı ama çok ilaç gitmedi. Hiç acımadı. Evet, hiç acımadı değil mi? Kan aldılar, hiç acımadı. Evet, şuradan hiç... kan aldılar arkadaşlar. Nasıl? Şurayı göster, bak şuradan. Arkadaşlar şuradan kan aldıkları için buradan burada serum takamadılar. Burada bir dokundular. Evet arkadaşlar sadece öyle dokunmuşlar. Çok şükür arkadaşlar bugün yani böyle kan alırken serum takarken acıtmayan hemşireler denk geldi. Anne biraz iyi misin? Sanki baksana rengi falan açıldı. Aa, ateşin düşmüş sanki birazcık. Biraz kendini iyi hissediyor musun bari? Arkadaşlar bir de az önce Bahar'ın tansiyonunu da ölçtüler. Allah aşkına da 12'ye 7 mi çıktı? Tansiyon ne demek? Yani böyle eline şöyle sarıyorsun. Evet. Sonra buradan ölçüyorsun. Evet kaç arkadaşlar olsun? Şuradan da ölçtüler işte. Orada zaten 119-69 yazıyor herhalde. Yani tansiyonun da iyi. Hı hı. Serumların bitince zaten seni yine annem muayene edecekler. Ona göre ya çıkacağız ya da bilmiyorum. Serum bitince ne? Serum bitince tekrardan muayene edecek doktor seni. Muayene? Soracak sana midem bulanıyor mu, işte başın dönüyor mu, karnın ağrıyor mu diye. Ben karın ağrın nasıl? O önemli. Karnın ağrısı iyi mi? Geçti mi? Sadece şurası biraz ağrıyor. Evet. Arkadaşlar bize arkadaşlar, zaten bir tane daha serum getirdiler. Abone olmayı, like atmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar Bahar hastayken bile size böyle söylüyor. Eğer siz de bizi seviyorsanız lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Ama bekliyoruz. Geçti, ki. Geçti mi? Bahar'ı seviyorsanız arkadaşlar iyileşmesini istiyorsanız kanalımıza arkadaşlar, abone olabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Hatırlıyor musun? Orada bir kere ben köyde hasta olmuştum. Evet. Direkt geçmiştim. Evet orada da arkadaşlar gitmiştik. Orada da serum vermişlerdi bize. Arkadaşlar bilmiyorum ama siz de mi öylesiniz? Bahar hastaneye gelip biraz serum alınca kendine geliyor. Eve gidince bol bol yemek yiyeceksin tamam mı? Hazır midem bulanmıyorken. Ne? Ama arkadaşlar şu an duydu, üzüldü. Ne demek yemeyeceğim? Hastalanınca yemek yemezsen daha kötü olursun. Var şurada da bir şey var. O ne acaba ya? Ne? Baksana orada da. Kırmızı. Akış hızı falan. Bir dakika annem elini kontrol etmedik. Getir uzat bakayım. Burada bir şişlik yok değil mi? Hı hı. İyisin. Anne neresi? Şu. Kırmızı yer mi? Şu ne bilmiyorum, onu bilmiyorum. Şuna tamam şey. Neydi o? Tansiyon ölçümü. Baksana burada da bir şey var. Bir sürü kablo falan var Bahar ya. Kızım bu ne böyle? Ay bu nereye takılı? Ha bu nabzını ölçen Bahar. Baksana. Bu nabzını ölçüyor senin. Bir dakika nabzın ölçtüğü adet şurada. Dur onu da gösterelim arkadaşlarımıza. Hani böyle burada mesela fıs fısa benzer bir şey var ya. Hı hı. Diyelim burada ondan bir şey var. Hı hı. O ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela şöyle ha, dolmuşa, şey evet arkadaşlar. Acımasın diye ondan o ne biliyor musun? O dezenfektan anneciğim. Hem bizi mikroplara, bakterilere karşı koruyor. Hem de burayı ıslatıyor. Burayı ıslattığın zaman kolay çıkıyor. Nereye? Bu şimdi bant yapıştırdılar ya sana. Bu eline yapıştı baksana. Anne, İşte acıyor değil mi? İşte acımaması şurada için. Şurada sivri yerler var. Bakayım. Ama şu an acıyor mu burası? Geçti neresi? Değil mi? Bu
ucunu taktıkları yer. Anne acıdı dedin ya, buraya gıdıklar. Ay bu ne? Bu nereden çıktı ya? Bilmiyorum ki. Bir nabzına bakalım anneciğim, bir dur. Ben bakayım nabzına kaçmış. Evet arkadaşlar, 96'ya 118. Bilmiyorum iyi mi şu an, anlamıyorum ben ama. Efendim. Burası şişerse ne olur? Orası şişerse anneciğim, bu ilaç var ya, şimdi serum verdiler ya sana, böyle vücuduna karışsın, senin vücudunun su seviyesi artsın diye. Bu buradan gitmezse ilacın vücuduna dağılmaz. Bu damar şişer böyle. Yani o yüzden de burası böyle şişer. Ondan sonra bunu çekmek zorunda kalırlar. Başka yerden damar yolu açmak zorunda kalırlar. Tamam, ben de arada kontrol edeyim. Arkadaşlar bizim zaten iki tane serumumuz var. Şurada da bir tane daha serum var Bahar'cığım. Nerede? Bak işte. O bittikten sonra da bu serumu takacaklar bize. Bak. Bu var, bir de o var. O küçük neyse ama o birazcık büyük, bilmiyorum. Şu. Evet, o küçük anneciğim. Anne şu mu? Evet. Şu küçük olan. Bir göstersene. Öbürü büyük. İşte bu ya anneciğim. Bu işte. O küçükmüş ya. O küçük, şu büyük. Ama mesela o büyük ya şu an. Böyle o büyük. Bu küçük. Bunun içinde ilaç varmış zaten. Diğerini dile çekecekler. Bu şu anda damar yolundan giden. Bacaklarım falan ağrıyor diyordum Bahar. Bacaklarım falan geçti mi anneciğim? Kolların ağrıyordu. Hala ağrıyor mu? Hani biraz ağrıyor ama geçti. Geçti değil mi? Azıcık ağrıyor. O da serumun bitince geçecek zaten. Bahar anneciğim baksana, burada da hemşire çağırma butonu var. Sen bunu biliyor musun? Ben falan yanında olmadığım zaman, ben mesela acil bir şey oldu, mesela dışarı çıktım ama sen kendi çok kötü hissediyorsun ya da orası işte, hemen bu hemşire işareti var ya kırmızı yanı, ona böyle basıyorsun, hemen hemşireler geliyor. Anladın mı? Ya bu da böyle. Evet, bunu da yerine koyalım. Ben senin yanından ayrılmam ama anneciğim, hadi oldu ki acil bir şey oldu, hemen onunla hemşireyi, ablanı çağırabilirsin. Bahar'cığım kendini iyi hissedersen bir şeyler yiyelim mi buradan çıkınca? Belki iyileşeceksin. Serumun çok iyi gelecek, olamaz mı yani? Olabilir. Bence de olabilir. İstediğini yersin. Hem Bağnarlı'ya da götürürüz. Bağnarlı şu an seni evde çok merak ediyor, biliyor musun? Çok merak ettim. Saat kaç anne? Anneciğim saat şu anda 10. O zaman yemeklerini yemişlerdir. Daha yapmamış ki Bağnarlı'ya kahvaltısını. Onun da midesi bulanıyormuş çünkü. Ona da hastalık geçtiği için. Aselmira da dün gece doğru düzgün uyumadı, biliyor musun anneciğim? Aselmira nerede? O da evde. Babaannenle kalıyor. Aselmira dün gece bayağı kustu. Bakayım. Anneciğim baksana, burada bir sürü kablolar falan var. Bahar bak, şu senin tansiyonunu ölçtükleri şey, gördün mü onu? Tansiyonunu ben ölçeyim bir daha. Ölçeyim mi, ister misin? Olur. Hayır anneciğim, tabii ki şaka yapıyorum, ben karışmam. Hemşire ablalar, doktor ama abiler, onlar yaparlar. Ben şöyle bir şey görmüştün ya, sana ben sıkayım bunu demiştim ya. Evet. Ben de hayır demiştim. Anneciğim bir şaka yapıyorum tabii ki, ben öyle şeylere karışamam ki, ben doktor ya da hemşire değilim. O yüzden öyle şeyler yapamam. Bence birazcık uyumaya çalış. Ne oldu? Şaka. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Bunun dalgası olur mu? Tabii arkadaşlar, Bahar biraz iyileşmeye başladığı için şakaya falan geçti yani. Gıdıklarım seni bak. Şurada damar yoluna gidiyor serum, oran acır bak, karışmam. Böcek geliyor, yapalım mı? Böcek geliyor, geliyor. Hadi anneciğim biraz gerçekten gözünü kapat, uyumaya çalış. Uyursan daha çabuk iyileşirsin. Gözünü çıkartalım mı? Çıkartmayalım, tamam dursun. Bakayım şuradaki beneklerin gitti mi? Onlar da duruyor zaten arkadaşlar. Bir hafta 10 günde zor geçiyor onlar. Birazdan Bahar'ın üstünde çıkartmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Çünkü ateşi varmış. Hemşire abla öyle söyledi. Şimdi arkadaşlar Gökhan abimiz de geldi. O da perişan bir durumda çünkü biz de hastayız, biz gerçekten. Hastayız arkadaşlar. Hepimiz hastalık bulaştırdı Bahar. Hastanelik oldu. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bahar terli terli çıktı. Hayır, şişmemiş. Hemen suçunu bastırma. Terli terli okulda arkadaşlar teneffüse çıkmış. Ondan sonra da soğuğu bir güzelce yiyince Bahar Hanım, böyle hastanelerdeyiz. Baksana kaç tane aletle burada takip altındasın Bahar. Tansiyonunu ölçtü. Şu nabzını ölçüyor. Şu da o ne bilmiyorum. Sen birazcık uyumaya çalış. Bak dediğimi yap. Sana izin verdiler mi içeri girmen için? Verdiler de 5 dakika izin verdiler. Geri girmem lazım. Tüh. Bak baban da dışarıda bekliyor. Onu da almıyorlar. Arkadaşlar çünkü böyle acil gözlem alanları bayağı yoğunmuş değil mi? Evet. Fazla kişi almıyorlar enfeksiyon açısından. İşte anneciğim enfeksiyon, çünkü herkes şu an hasta ya. Enfeksiyon daha fazla herkesi birbirine geçirmesin diye dışarıda bekletiyorlar.
Sen birazcık uyu, serumun bitsin, bir an önce gidelim artık eve. Perişanız arkadaşlar. Evet, saat 6'dan beri dışarıdayız gerçekten. Hastanelerdeyiz. Bahar'ın burnuna bir de bademciklerine bakmak için bir hortum gönderdiler. Çok ağladı, çok bağırdı. Dikkat edin arkadaşlar kendinize. Enfeksiyon alırsanız hastanelerde her bölüme gönderiyorlar. Değil mi? Sana ders oldu mu? Çıkacak mısın bir daha teneffüse Bahar? Çıkacağım. Arkadaşlar bu laf dinlemez çünkü. Bir daha bu hastalanırsan, bir şey söyleyeyim, hastalanırsa bunu getirmeyelim hastaneye. Getirmeyelim vallahi ya. Vallahi biz daha çok yoruluyoruz Bahar senle. Şaka mı yaptın? Tamam hadi o zaman sözümü dinle, birazcık uyu. Hayatım sen de o zaman dışarıda bekle. Evet, ben bitince ben sana haber veririm, tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.